Kendisine bunların yanında Sayın Başkan'a bizim daha önce belirlenen İFAK diye bir kurum var. Yani sırası gelmişken ifade etmenizi rica ediyorum. Bununla olan ilişkilerimizde ne durumdayız? Bunu da söyleyebilir miyiz? Bu bahsetmiş olduğumuz telif anlaşmaları, uluslararası muhasebe standartları ve uluslararası denetim standartlarının telif anlaşmaları İFAK'la yaptık. İFAK dediniz. Dolayısıyla İFAK'la sürekli hani koordinasyon halindeyiz. İFAK şimdiye kadar herhangi bir ülkeye yapmadığı bir imtiyazı da bize sağladı. Türkiye'nin biz özel durumunu dile getirdik. Biz bu standartları Türkiye muhasebe standartlarında olduğu gibi mevzuatımızın bir parçası haline getirmek ve uygulanmasını zorunlu hale getirmek istiyoruz. Dolayısıyla bunun başına bizim Türkiye standartları diye koymamız lazım. Türkiye muhasebe standartları, Türkiye denetim standartları şeklinde olması lazım. Normal şartlarda İFAK bu standartların telif hakkını uluslararası muhasebe standartları ya da uluslararası denetim standartları olarak kullanılmak üzere veriyor. Ancak Türkiye özel olarak yani mevzuatın bir parçası olarak yayınlanmak üzere Türkiye muhasebe standartları ve Türkiye denetim standartları isminin kullanılması suretiyle mevzuata dahil edilmesi Türkiye'ye sağlamak özel bir imtiyazdır. Sayın Başkan, siz bunu açıklamışsınız. Arkadaşlar da fiilen duysunlar diye ben sizi tekrar izah etmenizi rica etmiştim. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum başkanım. Değerli oda başkanım, odanızın değerli üyeleri, değerli konuklar, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Görebildiğim kadarıyla birçoğunuz yaş olarak benden büyüksünüz. Belki aranızda benim yaşım kadar bu mesleğe emek vermiş, hizmet etmiş büyüklerimiz var. Onların önünde konuşmacı olarak bulunmaktan, buraya davet edilmiş bulunmaktan da büyük bir onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Efendim, konumuz malum. Bağımsız denetimde yeni dönem. Özellikle yeni dönem deyince de akla ilk başta gelen yeni TTK, yeni Türk Ticaret Kanunu. Ama yeni dönemi anlayabilmek için bazen bir iki adım geriye gidip eskisi neydi, yenisi neydi bir karşılaştırma yapmak gerekiyor. Bu anlamda özellikle iki temel başlık ön plana çıkıyor. Kapsam olarak ve içerik olarak. Müsaadenizle öncelikle kapsam olarak başlamak istiyorum. Yani TTK'dan önce de bildiğiniz gibi bir denetim, bağımsız denetim mantığı vardı. KGK ile bu gelmedi. SPK kendi alanı itibariyle yapıyordu. Hazine yapıyordu, BDDK yapıyordu. Ama gelinen nokta itibariyle baktığımızda daha çok özel nitelikli bir uygulamaydı. Kendi görev alanları itibariyle tanımladıkları belli firmaların bağımsız denetimiyle alakalı bir gözetim ve düzenleme faaliyetiydi. Ama artık Türk Ticaret Kanunu ile birlikte bu özel nitelikli istisnai bir uygulamanın genel bir denetim tipi olarak Türkiye'deki tüm anonim şirketlerine bir kurumsal yönetim mantığı olarak oturtulduğunu görüyoruz. Tabii bunu söylediğimde ilk başta aradığınızda ya Mehmet Bey işte öyle diyorsunuz da ilk başta şöyleydi, sonra 2012'de şöyle oldu, belli kapsam daraltmaları falan oldu. Tabii bize bu sorular geldiğinde bizim dünkü toplantıdan önce de verdiğimiz bir cevap vardı. Dünkü toplantıyla birlikte bu en üst düzeyde bakanlarımızın da sunumuyla birlikte, konuşmalarıyla birlikte teyit edilmiş oldu. Bu bir dönem, bu bir başlangıç. Bu hiçbir şey değil daha. Yani bu bununla biteceği anlamına gelmiyor. Biz inanıyoruz ki bundan sonra da bu kriterler zamanla Türkiye'nin ihtiyaçları, kapasitesi dedik dikkate alınaraktan aşağıya doğru indirilecek ve bugün belki çok az gördüğümüz o kapsam, dar gördüğümüz kapsam ileride genişleyecektir. Ama Türk Ticaret Kanunu'nda eğer biz bir ülkede genel ekonomik ve ticari faaliyetlerin düzenlendiği temel metin olarak Türk Ticaret Kanunu'na bakıyor ve onu bir anlam yüklüyorsak, burada eski yapıdaki denetim mantığının çıkartılıp uluslararası denetim standartlarıyla ve uygulamalarla uyumlu bir denetim mantığı konuluyorsa, bu Türkiye'de çok ciddi bir değişim, bir dönüşüm anlamına gelmekte ve bunu tüm anonim şirketler, yani tüm ticari ve ekonomik faaliyetlerin ana nüvesi olan anonim şirketler üzerinden bir kurumsal yönetim mantığı olarak yerleştirildiği anlamına geliyor. Bu zihinsel, metinin, kelimelerin, maddelerin ötesinde bu zihinsel anlayışı, bu anlayış farklılığını özellikle vurgulamak istiyorum. Tabii de içerik olarak bir farklılık var yeni dönemin eski dönemden.
farklıdır. Önceden bildiğimiz gibi kendi aramızda daha çok murakabe denetimi, murakıplık denetimi diye ifade ettiğimiz bir denetim türü vardı. Yeni TTK'nın gerekçelerine de, genel gerekçesine de, maddi gerekçelerine de baktığımızda yeni denetim tipinin mantığı anlatılırken, amacı anlatılırken murakabe denetiminin mesleki bir yeterliliğe bağlı olmadan yürütüldüğü, bir işlevi olmadığı, amaç itibariyle ortaya konulan ürünün dünyada bir karşılığı olmadığı yönünde gayet mantıklı, kimsenin şüphesi olmayan bugünkü nokta itibariyle, dünyanın da ülkemizin de bugünkü geldiği nokta itibariyle eleştiriler vardı. Ve denetim mantığı olarak o denetim yerine bağımsız denetimin gelmiş olmasıyla ve bağımsız denetimin yapısı gereği var olan mesleki yeterlilik, etik, eğitim, sürekli eğitim üstelik, sadece bir anlık eğitim değil, sürekli dinamik kendini geliştirmeye yönelik bir eğitim mantığıyla bu problemlerin ortadan kaldırıldığını söyleyebiliriz. Peki bu yeterli mi? Yani murakabe denetimi gitti, yerine onun bir takım problemlerini ortadan kaldıran bağımsız denetim geldi ve bu mekaniksel bir değişiklik oldu ve ikisi arasındaki tek farklılık bu mu? Kanaatimce burada sadece olaya, değişime bu yönüyle baktığımızda bağımsız denetimi tam olarak anlamamış olabiliriz. Çünkü murakabe denetimi her şeyden önce bir organizasyonel olarak denetlenen firmanın bünyesinde adeta bugünün denetim komiteleri gibi AB ülkelerinde, ABD ülkelerinde uygulanan denetim komitesi mantığına yaklaşan, ona yakın olan bir mentaliteyle yürütülen bir denetimdi. Bu anlamda mesleki yeterliliği ne kadar iyi olursa olsun, yaptığı işin karşılığı ne kadar geçerli olursa olsun, bir dış denetim türü olarak, bir mali denetim olarak bağımsız denetimin, ki bağımsız denetimde bir güvence hizmetlerinin bir alt kümesidir, onun bir dalıdır, yerini alması mümkün değil. Bu anlamda sadece murakabe denetimi gitti, bağımsız denetim geldi diye bakmamak lazım. Bağımsız denetimi adına layık bir şekilde organizasyonel olarak denetlenen firmadan bağımsız olması, onun organizasyonel şeması altında olmaması çok ciddi bir farklılıktır. Çünkü bağımsızlık dediğimiz şey standartlarda da, uygulamada da, ki bizim yönetmeliğimizde de bu girmiştir, sadece esasen değil, şeklen de bir bağımsızlıktır. Yaptığınız işin kalitesi ne kadar iyi olursa olsun, dışarıdan bakan bir kişi denetlenen firmadan sizi organizasyonel olarak bağımsız görmüyorsa, orada bağımsızlıktan bahsetmek mümkün değildir. O yüzden yeni ile eskiyi ayırt ederken ve karşılaştırırken, özellikle bu yapısal farklılığa, organizasyonel farklılığa da vurguda bulunmak istiyorum. Peki yeni dönem güzel. Ama neden bağımsız denetim önemli? Önceden de vardı, şimdi kapsam genişledi. Ama hala şu soru var, neden bağımsız denetim önemli? Neden bu kadar dünyada kabul görüyor? Ve de Türkiye, AB'li üyelik müzakerelerinde bağımsız denetimi şirketler hukukunun faslının bir unsuru olarak, açılış kriteri olarak önünde buluyor. Hatta kamu gözetimi kurumu kanununun, ona vücut veren, kurumumuza vücut veren kanunun, KHK'nın geçmesini de yine şirketler hukuku faslını bir kapanış kriteri olarak karşısında buluyor. Demek ki buna bir yüklenen bir anlam var. Müsaadenizle biraz onun üzerinde konuşmak istiyorum. Biraz teorik olacak belki ama önce bir mikro perspektifle, biraz da makro perspektifle, boyutla bu konuya kısaca değinmek istiyorum ki makro boyut önemli, bizim açımızdan önemli kamu gözetimi kurumu olarak. Çünkü bizim orada yapıya entegre olduğumuz, sisteme entegre olduğumuz boyut var ki orada kamu yararı kavramının ön plana çıktığını görüyoruz. Öncelikle kısaca bir mikro boyuttan bahsetmek istiyorum bağımsız denetimin önemiyle. Malum günümüzün modern toplumu, globalleşen dünya artık neredeyse ağzımda dilimde öpüştü bu kelimeler. Bu yapının, bugünün dünyasının en önemli şirketler babında en önemli unsuru modern şirket dediğimiz, artık sınırları, ülke sınırlarıyla kapsam sınırlandırılamayacak, mal hareketleriyle, sermaye hareketleriyle, işçi hareketleriyle sınırları, bölgeleri, kıtaları aşan bir yapıdan bahsediyoruz. Ve bu yapı bugünün dünyasında var. Ama 100 yıl önceden başladı. ABD gibi, Avrupa Birliği gibi, Birleşik Krallık gibi sermaye birikiminin yüksek olduğu ülkelerde bunu ta 1900'lerden itibaren başladığını, bu tür oluşumların sermayeden ve profesyonel yönetici ayrımının başladığını ve bu başlamayla birlikte çıkar çatışmalarının gün yüzüne, su yüzeyine çıktığını görüyoruz. Peki bunlar ne gibi problemler beraberinde getirdi? Bilgi, bilginin riski, bilginin kalitesiyle alakalı bir problem ortaya çıkardı. Bağımsız denetimde biz bilgiyi mali tablolar olarak tanımlıyoruz.
Peki neydi bu bilgi riski dediğimiz şey? Yönetenle sahip ve sahip başta olmak üzere diğer paydaşlar arasında günlük işlerle alakalı olarak, firmayla alakalı, işletmeyle alakalı bilgilerin doğru akışı sağlanamıyordu. Simetrik bir bilgi akışı yoktu. Asimetrik de daha çok. Ve bu da özellikle yöneticilerin dışında kalan menfaat sahipleri olarak, bugün kurumsal yönetim ilkeleri olarak tanımladığımız menfaat sahipleri arasında şirketin yapmış olduğu, yöneticilerin yapmış olduğu raporlamalarla alakalı bir güven bunalımı diyelim biz buna, yalıtıyordu. Ve bunun ortadan kaldırılmasına yönelik olarak da bir takım mekanizmalar geliştirildi. Bunların bir yönü teşviklerdi. Bir yönü de monitoring aktivitelerinden izleme aktiviteleri, eylemleriydi. Ve bunun en önemli bugün dünyada geçerli kabul edilen, fayda maliyet analizi yapıldığında en efektif, etkin kabul edilen yöntemi bağımsız denetim olarak ortaya çıktı. Bağımsız denetimde denetleyen bir şirket var. Bilgi sunumunda bulunan. Bu bilgileri denetleyen denetçi var ve aynı zamanda üçüncü taraf olarak da o bilgileri karar değerlendiren, denetçinin süzgecinden geçen bilgileri değerlendirerek karar verme aşamasında kullanılan üçüncü taraflar, yani karar vericiler var. Özellikle bağımsız denetimin katma değer yarattığı kesim bu. Yani karar vericilerin orada duymuş olduğu güven bunalımını gidermeye yönelik olarak da ortaya çıkmış bir mekanizma. Ama tabii ki bu sadece şirketin lehine olan bir durum da değil. Sadece karar vericinin lehine olan da bir durum değil. Yani mikro perspektifte olay böyle bakılabilir. Olayın gelişimi itibariyle. Ama bunu bir adım öteye, yani makro perspektife taşıdığımızda olayın toplum açısından da tüm ülkedeki finansal ve ekonomik aktivitelerin istikrarı açısından da çok büyük önem taşıdığını görüyoruz. Müsaadenizle bunu bir örnek vererek de izah etmek istiyorum. Lütfen bir dere yatağı düşünün. Yani bu bir iki yerde de verdiğim bir örnek olduğu için tekrar edeceğim. Dere yatağının etrafında irili ufaklı atölyeler, fabrikalar, imalat yapan sanayi teşebbüsleri olsun. Fabrikalar, atölyeler olsun. Ya bu dere yatağı belli bir akım içerisinde geliyor ve kanuna, mevzuata aykırı olaraktan bu atölyeler, fabrikalar ilk başta bir iki tanesi atığını buraya bırakıyor. Dere yatağı doğal akış içerisinde kendi kapasitesi, demisi, şunu bunu gibi faktörler itibariyle onun bir kısmını tolere edebilir, temizleyebilir. Böylelikle o ilk bir iki tane atölye arada kaynayabilir. Ama tüm atölyeler, fabrikalar veya çoğunluğu veya büyük montanlı üretim yapanları atıklarını mevzuata aykırı olarak buraya aktarmaya başladıktan sonra artık o atölyelerin topluma vermiş olduğu faydadan daha fazla maliyet olmaya başlayacak. Çevre kirlenecek, etraftaki insanlar üretim yapamaz hale gelecek, üretimi bırakıp belki hayatlarını kaybedecekler, sağlık problemleri yaşayacaklar. Şirketlerin mali raporlamalarına da sayın büyüklerin böyle bakmak gerekiyor. Tek tük birkaç firmanın mali tablolarla alakalı yapmış oldukları hatalı raporlamalar arada kaynayabilir. Ne olur ki koskoca ekonomide benim belki 10 binde birlik bir raporlamamın ne bir aktif büyüklük teşkil eden bir raporlamamın ne önemi olabilir diye düşünebiliriz. Ama özellikle bağımsız denetime tabi olan firmaların büyüklüğünü düşündüğümüzde, toplam ekonomik aktivite içerisindeki yerini, yüzdesini düşündüğümüzde, bu tür firmaların belli ölçüleri, normal kabul edilen ölçüleri aşan şekilde TTK'daki tanımla dürüst resim ilkesine aykırı şekilde yapacakları raporlamalar, aykırı raporlamalar, hileli raporlamalar büyük makro anlamda ekonomik ve iktisadi faaliyetlerin, ticari faaliyetlerin ve özü itibariyle de, sonuç itibariyle de finansal aktivitelerin aksamasına yol açacaktır. Ve bu da toplum nezdinde ciddi bir probleme neden olacaktır. Şimdi finansal istikrar diyoruz. Finans dediğimiz bünyeye baktığımızda her şeyden önce bir merkezi işletim sistemi, bir beyin gibi davranıyor. Nedir görevi, en büyük görevi ekonomi içerisinde finansal yapının? Kaynak dağılımının optimum bir şekilde yerine getirilmesini, yürütülmesini sağlamak. Kaynak dağıtımı da bilgiye göre yapıldığını biraz önce bahsettiğimize göre bilginin kalitesinin ne kadar güvenilir olması olduğu aynı zamanda finansal sisteminde ne kadar etkin işleyeceğini bir göstergesi olacak. Güvence denetimini de biz bilginin kalitesini artırmaya yönelik bağımsız bir denetim faaliyeti olarak tanımlıyorsak, mesleki faaliyet olarak tanımlıyorsak, işte bu tek başına şu tanım bile, şu verdiğim örnek bile
bağımsız denetimin kamu yararı adına ne kadar önemli olduğunu göstermeye yeterli olduğunu düşünüyorum. Bağımsız denetim faaliyeti önemli. Buradan bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarının önemli olduğunu çıkarmak kolay. Peki bağımsız denetçinin yaptığı işin önemli olduğu bir noktada nasıl denetle şirketlerin mali raporlamayı dönüş resim ilkesine göre yapması çok önemliyse, aynı şekilde bağımsız denetçilerin de denetim kuruluşlarının da kendilerine verilen sorumlulukları, yetkileri mevzuata uygun bir şekilde, düzgün, dürüst, etik bir şekilde yönetmeleri de o kadar önemli. Yani kısaca bağımsız denetim önemli, bağımsız denetçi önemli, o zaman bağımsız denetçinin gözetimi de önemli. İşte 2001'de dünyanın geldiği malum Enron olayları, Arthur Andersen olayları,